İsmim Mine Toker. Hain Saç ve Estetik Merkezi'nin yöneticisiyim. 2012 yılından bugüne saç problemleri yaşayan kişilere profesyonel saç çözümleri sunuyoruz. Merkezimizde protez saç, kemoterapisi gören hastalara medikal saç sistemleri, lazer duşu, saç simülasyonu ve saç ekimi uyguluyoruz. Merkezimiz nerede? Öncelikle ve size nasıl ulaşabilirler? Onu izleyicilerimizle paylaşalım. Belki şu an size ulaşmak istiyor olabilirler. İstanbul Beşiktaş'ta merkezimiz Barbaros Bulvar üstündeyiz. Genellikle İstanbul dışından buraya gelmek ve saçını göstermek bazen biraz zor oluyor. Veya yurt dışından. Dolayısıyla ön bilgi almak için WhatsApp'la başlarının resmini tepeden ve enseden çekip 0533 261 54 78'e yolladıklarında uzmanlarımız inceliyor. Kendileri için en uygun çözüm neyse ona göre geri dönüyorlar. Protez saç ince bir file üzerine tek tek elle ekilmiş doğal insan saçından oluşan bir sistemdir. Bu file su ve hava geçirgendir. Abdest konusunda da Türkiye'de bu büyük bir sorun oluyor çünkü çok soran var. Kesinlikle sorun teşkil etmeyen bir sistemdir. Nasıl işliyor? Müşteri yanımıza geliyor. Saçının problemli alanların ölçüleri alınır. Saçından ufak bir numune alınır ve yurt dışına yollanır. Yurt dışındaki partnerimize. Oradan ona özel o protez hazırlanır ve tekrar Türkiye'ye yollanır. Türkiye'ye geldiğinde müşterimiz yerimize, merkezimize geliyor ve biz onu uyguluyoruz kendisine. İstediği kesimi, istediği uzunlukta ve istediği dalgada veya istediği yoğunlukta istediği kesimi uygulayabiliyoruz. Herkese uygulanabilir mi bu? Kimler tercih etmeli? Evet, iyi bir soru. Şöyle, ekim yaptırmak istemeyen kişiler uygulatabilir veya ekime müsait olmayan kişiler, örneğin ense kısmında yeterince donör olmayan kişiler yaptırabilir. Alopesiya hastaları yaptırabilir, saç kıran hastası yaptırabilir, seyrek saç sorunu yaşayan ama işte cerrahi yönteme başvurmak istemeyen kişiler yaptırabilir. Saç ekimden farkı ve avantajı ne olabilir? Avantajı o kadar acıya ve o kadar bekleme süresi yok. Dayanmak zorunda değilsiniz. Doğal bir görüntü. Şimdi saç ekimin veremeyeceği yoğunluğu ve görüntüyü veriyor size. Saç ekiminde genellikle sonuçlar seyrek oluyor. Çok nadirdir yoğun ve başarılı bir sonuç almak. Dolayısıyla protez saç veya Metfolin adı altında bizim sunduğumuz medikal saç sistemleri gerçekten çok doğal, çok hafif, hissedilmeyen ve istenilen şekle verebileceğiniz güzel saçlardır. Bunun uygulamanın yapıldığı merkez de bu noktada çok önemli. Bu sizin gibi uzman kişiler iyi bir kadro ve iyi bir merkezde yapılmalı. Tabii. Yer seçerken de dikkatli olmaları gerekiyor. Tabii, neler burada önerirsiniz ve ekibimizden de bahsedelim biraz. Şimdi şöyle, birçok web siteleri var baktığınız zaman. Cidden inanılmaz derecede atraksiyonlu hazırlamışlar. Fakat gittiğiniz zaman firmaların yaptığı örnekler gerçekten bazen çok çok kötü oluyor. Dışarıda yürüyen kişilerde 100 metre öteden fark ediyorsunuz protez olduğunu. Bu başarılı bir örnek değil. Zaten belli olacaksa o zaman protezi kullanılmanın da bir mantığı yok bana göre. Burada iyi araştırmak lazım. Hiç tembellik yapmadan bence merkezleri bir ziyaret edip görüşmek gerekir. Ama böyle hemen hadi gel yapalım oldu bittiye getirmek isteyenler olabiliyor. Bunlara kanmamak lazım. Uzun süre düşünüp örneklere bakıp gidip firmalarla görüşüp ona göre bence karar vermek lazım. Çünkü bizim ekibimiz misal örnek veriyorum. Bu konuda uzman kuaförler protez konusunda eğitilmişlerdir. Ve burada uygulayan kişilerin önemi zaten en önemli nokta. Çünkü iyi protez tekrardan uzamayacağı için kötü bir kesim zaten o protezi direkt yok eder. Neler söyleyebiliriz hem protez saç sistemleriyle ilgili şu an bizi izleyen ve bu konuda ihtiyacı olan isimlere neler söyleyebiliriz? Önemli noktalar neler, bir kaçırdığımız yerler oldu mu anlatmak istediğiniz? Şimdi şöyle, benim dikkatimi çeken insanlarda Türkiye'de protez saçı yapan çok gerçekten kötü yerler var. Ve bu yüzden yıllardır bir ön yargı var protez saça karşı. Web sitelerine girdiğinizde şikayet bölümlerine ciddi boyutta yaptırmayın, sakın uzak durun, ben yaptırdım, çok berbat sonuçlar, mahvoldum diye yazan çok kişi var. Biz aslında çok zor bir iş yapıyoruz. Bu ön yargıya karşı bir savaş veriyoruz. Bizim
resimleri gören, bizim müşterilerimizi gören, zaten protez olduğuna inanmıyorlar. Bu kadar başarılı sonuç olabileceğine inanmıyorlar. Dolayısıyla bence protez saça karşı olan ön yargıyı bırakıp iyi bir yere gittiğiniz zaman gerçekten hayatınız çok olumlu değişebilir. Peki niçin sizi tercih ediyorlar? Sizi mutlaka farklı kılan, öne çıkaran yönleriniz var değil mi? Öncelikle iyi bir merkez olmanız tabii. Şimdi bizi niye tercih ediyorlar? Bizde sadece protez yok. Bizde saç problemiyle ilgili birçok çözüm var. Biz müşteriye illa size, şimdi o kişiye protez uygun değilse size protez olsun diye ısrar etmiyoruz diğer firmalar gibi, bilmiyorum yani çok duyuyorum bunu ama biz o kişiye en uygun çözüm neyse onu sunuyoruz. Ve burada gerçekten dürüst olmak önemli. O kişiyi kandırmamak önemli. Bütün sistemlerin artısını eksisini müşteriye anlatıp seçimi müşteriye bırakmak lazım. O zaman iyi bir yol izlersiniz. Protez saç sistemleri kimlere uygulanır sorduk ama özellikle kanser hastaları konusunda birkaç önemli noktayı belirtmek istediniz. Buyurun lütfen. Şimdi kemoterapi tedavisi gören hastalar, özellikle bayanlar, göğüs işte kanseri yaşayanlar, zaten bayanların en önemli noktalarından biri göğüsten vazgeçmek zorunda kalıyorlar. Bir de saçlarını kaybediyorlar. Yani dışarı çıkmıyorlar, eve kapanıyorlar. Bu sürecinde. Tabii. Ve burada bir ilacın veremeyeceği motivasyonu aslında saç veriyor. Bir kere kanser tedavisi gören kişiler eve kapanmaktan vazgeçiyor. Sosyal hayatına tamamen devam edebiliyor. Çünkü istediği uzunlukta, istediği gürlükte saçlarını kaybetmemiş oluyor, kullanıyor. Ve kimse bunu fark etmiyor çevresinden. Hiçbir şey değişmemiş gibi. Örneğin geçen bir bayan hastamız, ona medikal saç sistemini uyguladık tedavisinde. Doktora gittiğinde doktor şaşırmış. Aa, saçınız neden dökülmedi diye. Demiş ki döküldü, ben protez saç kullanıyorum. İnanamamış doktor. Yani o kadar doğal bir görüntü olmuş. Şimdi bu kişiler eğer ki sosyal hayatlarına devam edebiliyorsa ve hayattan kopmuyorlarsa bunlar onlar için çok büyük bir destek. O hastalığı yemelerinde de çok önemli. Çok önemli. Çünkü bir ilacın veremeyeceği bir destek veriyor bu. Bu bence çok önemli ama ne yazık ki Türkiye'de bu çok dikkate alınmayan bir nokta. Örneğin hastaneler bence bizim gibi yerleri tavsiye etmeleri lazım. Sırf ilaçla bitmiyor çünkü tedavi. Bir yandan morallere, biliyoruz ki kanser hastalarında en önemli %60'ı neredeyse moraldir. Kesinlikle. Bu noktada da yardımcı olduğunuz için, önemsediğiniz için konuyu ekstra teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederim.